acılı ezme yanında patates sulu eşliğinde. Ben bunu hiç elleyemeyeceğim. Yani tadamayacağım. Ha domates var diye. Ama ne yapacağız? Bana satmanız lazım. Ama Feray Hanım bir şey söyleyeceğim. Yanınızda belgeniz var mı? Pardon. Nasıl yani? Evde. Şimdi alerjisi olan bir insan yanında belge verilmez Kadir Bey. Çünkü böyle alerjiye belge veriyorlar. Veriyorlar Kadir Bey. Kağıt veriyorlar alerjince. Evet. Hiçbir şey alerjim yok o yüzden bilmiyorum. Çünkü eğer bu yemeği tatmıyorsa dün kendi günümde de söyledim. Tatmıyorsan tam puan vereceksin. Ben sizinkinde etinden tattım. Tamam. Domates sosundan da tattınız onu da gördüm. Yani birazcık aldınız tadına baktım. İlkini unuttum kestim komple. Mesela ben acılı dediği için mesela çok şey oldum. Hani ben hiç acı yemiyorum. Ben bazen karabiber bile böyle çok şeyimdir. Hani kesinlikle acı yemiyorum. Midemdeki ameliyatından dolayı. Yani de. Ama yine de tadına bakacağım. Mecburuz yani. Normalde buna. Çok seviyorum. Burası ama yemek akşam, yarışması. Ama benim akşam bir yarışması. Yani göz alıyorsanız. Böyle bir şeyde yanında belgen olması gerekiyor. Tek gideceksin. Bizde bir şey yok ama şu önemli. Ben hiç yarışamayacağım. Ben şunu söylemek istiyorum. İlacınız yani, var onun, mı Feray Hanım? Yok. İşte nasıl mesela? Hayır, çok özür dilerim. Normalde ilaç kullanıyor musunuz? Kullanıyorum haftada bir ilacım. Tamam. Niye almadınız? İşte ne bileyim. Yani alerjiniz var. Buraya geliyorsunuz. Keşke ilacınızı alsaydınız bari. Önlemeni siz alsaydınız. Sorun değil ya. Ben görselliğine en azından görselliğine bakıp da şimdi yine... Şimdi onu Ebru Hanım'a söyleyeyim de yemek onun çünkü. Biliyorsunuz domatesle karşı alerjisi olduğu için hanımefendinin evet. Acıyla ezmenin tadına bakamayacağım diyor. Sadece şu olabilirdi. Kapya biberinden de yapabilirdiniz aynısını. O da bir şey olurdu. Ama sizin bir kullandığınız şey var mı? Kesinlikle bir şey, bir gerçekten ilaç tarzı var. Bir şey. Kullanıyorum da yani haftada bir içmem gerekiyor. Yani raporluymuş alerjisi var. Var var. Ya ama şimdi ama mutlaka ufak bir şekilde olsa yok, sizin menünüzde var. Ben sadece şu aynı şekilde Gencer Bey'e de söyledim. Jest yapıp sossuz bana ama bir sunabilirdi. Ama bu çok saçma, siz sadece sunma puan veremezsiniz ki. O zaman yani. Sadece bunu kayla alırım o zaman. Yani. Neden? Ayıbını vermek zorundasınız, puan olmaz. Evet. Feray Hanım, ama haksızlık, adaletsizlik olur yani, olmaz. Bu burası bir yarışma programı. Önünüze bu arada afiyet olsun tadına bakın. Hiçbir şekilde istemediğiniz de gelebilir. Ona bakılırsa ben de kesinlikle yeni tatlara açık değilim. Ama yine de tattım ve beğendim. Alerjiniz varsa burada sizin ne işiniz var? Benim alerjim gerçek. Yoksa ben neden uydurayım? Olması gerektiği gibi konuştum. Fazla üstüme geldiler. Burası bir yemek yarışması programı. Bunu bilerek geldi. Tamam, alerjisi vardır. Biz buna saygı duyuyoruz. Yani bunu bence belgelemesi çok bir şey fark etmiyor. Ama tedarikli gelip ilacını kullanıp gelebilirdi. Feray Hanım ev sahipliğimi değerlendiriyordu. Ama siz önünüze geleni ben ama yemeyeceğim. Ama siz bir anda Feray Hanım'a ne saçmalıyorsunuz dediniz. Evet ama yemeyeceğim. Farklı bir yorum yapmak istemiyorum. Ne şimdi, yemeyecek misiniz? Tadına bakmayacak mısınız? Bakarım. Bakarım. Evet, ben de zaten bir anda şişerim gelirim yani. Çünkü rahatsız oluyorum. Ben çok şaşkınım şu an. Şaşıracak bir şey yok. Şaşılacak bir şey yok. Şişebilir, rahatsız da olabilir. Azıcık bak şöyle yapın. Şöyle şu kadar bak. Yapacağım, şu kadar. Yapacağım, rahat uyuyun bu akşam size. Siz tek ki susun. Tek ki susun, mutlu olun. Feray Hanım, sizin hastanıza bakın, ben niye bakın, mutlu olayım? Size garizim mi var benim? Gördünüz. Bizim buradan bir çıkarımız yok yani. Sadece adaletsizlik yapın. Tamam. Rahatladık. Şifa olsun inşallah. Belki yani. İyi gelir. İlacım var diyor. İlaç alıyorum diyor. İlacını getirmemiş Bursa'dan. O da çok enteresan. Bence kesinlikle alerjisi yok. Sınadığım kadar eminim. Benim alerjim gerçek. Yoksa ben neden uydurayım? Olması gerektiği gibi konuştum. Fazla üstüme geldiler. Feray Hanım'ın bence alerjisi var. Yok değil. Çünkü kadın belli yani. Peki Feray Hanım, nasıl buldunuz yemeği? Ben çok beğenemedim. Dağılıyor çünkü çok. Kıyma da çok kavrulmuş geldi. Kavrulmuş. Lezzetli. Patatesin tuz baharat oranı iyi. Ama kırılmış sararken. Bir de kıyması çok kuru geldi biraz. Kuru mu? Yani çok kavrulmuş. Yani çok pişmiş geldi. Kıyma kavrulmamış bence. Pişmiş. Bana öyle geldi. Damak tadıma. Peki. Siz yorumlarınızı anlatırsınız. O Feray Hanım'ın yorumu. Evet. Ezme için ne diyorsunuz? Şeker tadı aldım. Diğerlerini şeker zaten... Mi? Tatlı. Bunlar ikisinin tadı olabilir mi? Olabilir. Çünkü azaldığım için. Domates. Beğendiniz mi? Şeker tadı aldım. O aramayı beğendim yani. Şeker. Tatlı. Yani şey nar ekşisi. Acılı ezme ya hayatım bu. Nar ekşisi. Bu. Ama ne diyeyim şimdi? Pul biber mi diyeyim Meryem Hanım? Ne dilimde ne tatıyorsam onun kelimesini söylüyorum, cümlesini. Şeker tadı aldıysanız tamam. Söyledim. Ne diyeyim şimdi? Hardal mı diyeyim? Yani içinde şeker tadı verebilecek tek nar ekşisi var. Evet, sadece nar ekşisi var, limon var, nar ekşisi var, evet maydanoz, nar ekşisi, domates, yağ. Tane şeker bir tat yok içinde şu an. Yani olanları biliyoruz. Feray Hanım'ın dilindeki tomurcukları şekerli gelmiş, yapacak bir şey yok. Onun kendi yorumu. Yani arkadaşlara ne geldi acaba? Yani bir dinleyelim bakalım Gençer Bey. Kadir Bey, ben yani görselini sevmedim. Tabağın bu kısmı boştu.
Şimdi sonuçta bir davet sofrası burası, davet masası. Ben mesela az önce şurada göstereyim. Şuradan şunun aldığım yağını sadece tabağıma şöyle bir damlattım. Niye? Boş kalan kısmını görsel yaptım. Niye? Çünkü biz bir davet masasına geldik. Evet, lezzetlerinden önce görseli de beni doyurması gerekiyor ki ama bu masada. Ama tatlınızın görseli hiç öyle değildi. Benim tabağım hazır sandım zip getirdiğimde masaya tatlımı. Evet. Yok yok yok, ondan ötürü değil. Kapı çaldığı için öyle sandık evet, biz. Evet. Biz kapı kargo gelmişti ama ya. Ama tamam, sonuçta görerek onu getirdiğinde aa tatlı hazır geldi dediniz. Hayır hayır. Tatlı mı geldi acaba dedi. Demek ki tabak geldiğinde hazır sandım. İlk tabak geldiğinde hazır evet, sandım. Şimdi. İkinci o dökülen evet, ya da dökülen, yayılanı gördükten evet, sonra. Evet orada bir daha değiştiler. Ama şimdi o durum o değil. Bak ben ne diyorum? Hani bunu taşırken böyle devre bu böyle de böyle kaymış. Tamam. Şöyle söyleyeyim. Kıymaların bana çok pişmiş gibi gelmedi. Lezzet olarak güzeldi. Evet, kıymaların lezzeti güzeldi. Ama o şey çok bilmiyorum, kavrulmuş ben, diyor. Ben bana göre olan. Yani. Bana göre şu anda gelince ben yorumunu dinleyeyim. Hamurunuz çok bana şey gelmedi. Yani patates, güzel bir gelmedi kaşar. Hamurunuz. Hayır. Acılı ezmenizi lezzeti güzeldi. Ekşili güzel teşekkür olmuş. Ama dediğim gibi bir görsel yok. Tabak boştu. Tüm benim çünkü masamda hep görsellik aradınız. Gerçekten sizden bugün daha güzel sunumlar bekliyordum. Sunum olarak, lezzet olarak da... Sizden bu... neden çok görsel bekledim biliyor musunuz? Hani organizasyoncuyumuz, işinizi ama haklı şimdi yaparsınız diye düşünmüştüm. Siz bana o görselliği sorgularken ben size görselliğinizi görmek isterdim ki size o zaman derdim ki evet bu kadın bu işi biliyor, bu kadın bu yemekten anlıyor ya da bu kadın gerçekten bu yarışmaya davet vermek için, yemek vermek için katılmış, kendini göstermeye katılmış derdim. Ebru Hanım'ı rakip olarak hiç görmedim. Hele bu sabah bu menüyü gördükten sonra gerçekten hiç görmedim. Ebru Hanım'ın çünkü sadece çenesi vardı, başka bir şey yoktu yani. Gencay Bey hani dedir kendimi asla rakip görmüyorum, asla böyle olmaz, şöyle olmaz dedi ama aslında beni rakip gördü. Rulonunuzun şeyini beğenmedim, hamurunu beğenmedim. Acılı ezmenizin ekşiliği güzeldi. Peki afiyet olsun. Esra Hanım. Ben söyleyeyim mi? En sona saklıyorum. Bayağı dolusunuz. Ay çok. Buyurun Esra Hanım. Ben genel anlamda beğendim. Acılı ezme acı olduğu için yiyemeyeceğim düşündüm ama çok bir acı alamadım. Ya çok acı yapmak evet, istemedim. Ve hani bilemedim çünkü yarışmacı sunumunuzu sade buldum. Siz olsanız nasıl bir şey yapardınız mesela? Yani en basitinden Gencer Bey'in verdiği örnek gibi hani yağ olabilirdi. Ne bileyim bir hani bir maydanoz, bir dereotu neyse üzerinde böyle çiçek gibi. Hani. En azından bir emek, bir uğraş, hani, bir hamar atlık evet, var. Domatesden gül yapardık eskiden. Aha. Gibi gibi. Siz yaptınız mı domatesli gül? Evet. Hayır, ben yeni gelirken yapıyor bir şey. Ay, yeni gelin o zaman da çünkü onun modası. Benim onlar var çok vaktim yok arkadaşlar. Sizin için bahsetmiyorum. Benim öyle bir yeteneğim de yok. Böyle domatesden gül yapmak, ince benim salatalıktan kuğular. Evet. Havuçtan yok, falan. Yok, yılan bile şey yapıyor. Ben peki Meryem Hanım'a gelmek istiyorum. Meryem Hanım. Ben bir kere görselini beğenmedim. Neden? Yenecek tabağın içinde başka bir tabak var ve ona her yerine sürüldü. Bir. İkincisi acılı ezmeden başlamak istiyorum. Acılı ezme dediğimiz zaman ekşi bir ezme değil, acılı bir ezme bekliyordum. İçinde acıdan çok ekşili ezme olmuş bu. Mümkün değil, bu şekilde olmaz ve ben çok severim. Ondan sonra ruloya gelirsek hamuru olmamış kesinlikle. Neden? Bunun içine koyulması gereken acı bunun hamuruna koyulmuş. Hamuru neden olmamış Meryem Hanım? Ne açıdan? Hani kalın mı, kötü mü, lezzet kalın, mı? Ben onu merak çatlamış ediyorum. Çatlamış. Kızarmasında hafif hafif yer, bazı hamur yerlerinde kalmış. De hamurluklar kalmış. Kıymanız da tam güzel bir şekilde kavrulmamış. Hmm. Hafif et kokusu ve çiğ kokusu kalmış. Aa, ben gerçekten biriniz öyle diyor. Biriniz, ben anlayamadım. Şu bu yemek nasıl? Hangimiz neyi diyor? Anlayamadım ben evet, de sizi. Ben bir şey daha diyebilir miyim? Sorabilir miyim? Sizden... Bittiyse Meryem Hanım yorum. Bitti mi Meryem Hanım? Evet bitti. Peki, teşekkür ederim. Kadim Hanım'ın hepsini sağlık. Tek tek mi yapacaksa hepsini böyle blender mı? Tek tek mi derken? Blender. Yani elle bir işlem yaptınız yoksa hepsini blender'a atıp cart diye geçtin mi? Kimisi süzgeçten geçiriyor ya. Cart diye geçtim. Sonra suyunu salması için süzgece koyduk. O şekilde durdu. Sonra da yani benim öğrenci, benim menüme öğrenci menüsü diyen kadın benim menüsünü bu şekilde yaptı öyle mi? İşte çocuğu olan hızlı yemek i̇şte yapan kadın değil mi? İşte o zaman aynen. Şöyle ön yargı yapmayacağız. Menüleri öğrenci menüsü demeyeceğiz. Bakın, kendi günümüzü düşüneceğiz. Ve önümüze getireceğimiz tabakları evet, düşüneceğiz. Lafınızı bununla kesiyoruz. Davet masası. Bakın benim şu öğrenci menüsü şeyimi çok güzel kafanıza takmışsınız. Ama iki günde taktırdım. Ama benim sonrasında gerçekten bu konuda hakkınızı yediğim masada da belirttim. Benim için çok şaşırttığınızı da belirttim. Bunu, bu hiç oralı olmadınız.
Hala ilk söylediğim şeydesiniz. Ne yapayım arkadaşım, dip gel yanıma kahve mi içelim diye. Yo, niye kahve içelim? Ay siz sadece yarışmacıyız biz. Evet. Neden ama... övdüklerimi görmüyorsunuz? Evet. Niye göreyim? Tamam övdüm ne bitti. Ne demek ki? O zaman ben de sizin dediğiniz iyi şeyleri hiç görmüyorum. Övdüm zaman. Bitti. Tamam. Afiyet olsun. Evet, ana yemeğimiz neydi Ebru Hanımcığım? Ana yemeğimiz harem güveci ve mevsim salataydı. Peki gelsin bakalım harem güveci ve mevsim salatası. Ellerinize sağlık şimdi de. Olsun. Feray Hanım bana özel kapya biberden acılı ezme yapsaydınız dedi. Kapya biberden acılı ezme olur mu? Feray Hanım kafayı yemiş. Gerçekten bir tek domatesi yememiş. Buraya gelmiş yarışma programına. Domatessiz şey mi oluyor ya? Her yemeklerin domates salçası var. Böyle yaparak acaba sizi psikolojik olarak çökertmeye mi çalışıyorlar? Kesinlikle. Başardılar gibi ama bir kendime gelsem ben de iyi oldu. Görseliniz de güzeldi yani. Meryem Hanım hangi görselden bahsediyor? Lazanyasından. İyi de yani yıl 2023 olmuş. Yeni gelin sunumu mu kalmış artık? Yeni gelin de tutturmuşlar. Ya ben yeni gelin sunumlarını falan sevmiyorum. Uğraşamam ben öyle. Gayet yenilecek şekilde koyuyorum. Gayet şunun nesi var ki yani? Neyden memnun kalmadınız lan? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.